İskenderun Rock Haber Stüdyolarından sizlere yine sesleniyorum. Soruyorum programına hoş geldiniz. Ben Ufuk Aktu. Bugünkü konuğum Murat Kaptanoğlu. Murat Kaptanoğlu, İskenderun Yüzme İktisat Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi. Aynı zamanda baş antrenör kendisi. Kendisiyle bugün burada yüzme sporu, İskenderun'da bu bölgedeki yüzme sporuyla ilgili gelişmeler nedir, hangi boyutlardadır? Geçtiğimiz dönemde havuzun yıkılmasının ardından şu anda neler yapılıyor? Birinci ligde de bir takımımız var. Bunları konuşacağız, bunları masaya yatıracağız. Murat Kaptanoğlu, hoş geldin. Programınızda olmaktan mutluyum. Yüzme ve su topu İskenderun için önemli branşlar. Burada da bugün bu konuyu konuşacak olmamızdan dolayı da mutluyum. Tekrar teşekkür ederim programımıza davet ettiğiniz için. Murat Hocam, önce bize biraz kendinizden bir bahseder misiniz? Murat Kaptanoğlu kimdir? O konuda bir izleyenleriniz de sizi tanımayanları da bir tanıtırsanız sevineceğim. İskenderun doğumluyum. İlk orta lise İskenderun'da okudum. Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunuyum. 99 yılında yüzme İTİSAS dalında mezun oldum. Antalya'da bir müddet çalıştım. Antalya'dan sonra İskenderun'a geldim ve hem beden eğitimi öğretmenliği hem de yüzme branşıyla ilgili İskenderun'a hizmet etmeye başladım. Çalışmalarımda su altı, su topu, yani yüzmeyle ilgili, su sporlarıyla ilgili bütün branşlarda ekibimle birlikte İskenderun'a hizmet veriyorum. İskenderun Yüzme İktisat ve Sualtı Sporları Kulübü nasıl doğdu? Bu fikir nereden çıktı? Bu kulübün bünyesinde neler var? Nasıl bir yapılanması var? Bu konuda bilgilendirin. Tabii ki. 2000'li yıllarda İskenderun'a geldiğimde branşımla ilgili burada neler yapabilirim diye düşündüm. Buradaki çalışmaları gözlemledim. O sırada İskenderun'da atıl durumda bulunan bir kapalı yüzme havuzumuz mevcuttu. Geçmişte işte 90'lı yıllara dayanan bir geçmişi olan fakat atıl durumda olan bir havuz mevcuttu. Burada yaz dönemlerinde bazı kurumların branşları olmasa bile yüzme dersleri verdiğini gördüm. Yani nasıl branşlar olmasa bile sadece yazlarını değerlendirmek için bazı kurumların İşte branşı farklı, yani branşı basketbol olan ya da branşı voleybol olan ya da futbol olan beden eğitimi öğretmeniyle yaz döneminde yüzme kursları verdiğini gördüm. Eğitim aldığım branşa göre bu bir haksızlık oluyordu aslında. İskenderun büyük bir yer ve burada çok yetenekli sporcular var bütün branşlarda dahi. Yüzmede de bu yetenekli sporcuların bu branşta da çıkabileceğini düşünerek bunun bir kulüp çatısı altında profesyonel anlamda yapılması gerektiğini düşündüm. Bu yüzden de havuz olmamasına rağmen bir kulüp kurma çabasına girdim arkadaşlarımla birlikte. 2002 yılında İskenderun Yüzme İhtisas Kulübü'nü bu amaçla kurduk. O dönemde bazı otellerin havuzunu kullanabiliyorduk havuzumuz olmadığından dolayı. Büyük bir şanstır ki dönemin Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Sökmen, bir gazete demecimizi de görüyor o tarihlerde ve İskenderun'daki havuzun farkına varıyorlar. Onu Hüseyin Sökmen'in de büyük katkılarıyla ve dönemin valisi Zeki Şanal'ın destekleriyle atıl durumda bulunan havuz hizmete giriyor. Eksikliklerine rağmen hizmete giriyor. Bizim de bu anlamda profesyonel çalışmalarımız yazın yetiştirdiğimiz yetenekli sporcuları da kış dönemini alarak açılan Vali Zeki Şanal kapalı yüzme havuzunda çalışmalarımıza başlayarak İskenderun'da yüzme sporuna hizmet vermeye asıl anlamlı başladık. O dönemden sonra da özellikle branşları farklı olan beden eğitimi öğretmeni arkadaşlarımızın kendi branşlarında daha faydalı olabilecekleri, yüzme branşında ya da su topu branşında faydalı olabilmek için bunun asıl eğitimini almış kişiler tarafından yapılması gerektiğini velilere bizzat birebir görüşmelerimizde ya da basın yoluyla duyurarak anlatabildik. Çok güzel de bir potansiyel elde ettik ve bu işi profesyonel anlamda yapmaya başladık İskenderun'da.
O zamanlarda kaç sporcu vardı bünyenizde veya şu anda kaç sporcu var? Şu anda kulübün durumu ne aşamada acaba? O zaman başladığımızda yaz döneminde 100-120 sporcuya ulaştık biz. Kış dönemine bunları atarken biraz zorluk çektik açıkçası. Çünkü İskenderun'da kapalı yüzme havuzu ya da kışın suya girme mantalitesi çok gelişmemişti. Yaklaşık 40 sporcumuz da kış dönemine girdik. Ama enteresandır ki bu 40 sporcunun 30 civarı daha önce işte Bursa gibi, İstanbul gibi soğuk yerlerde kapalı yüzme havuzu kültürü almış ya da çocuklarını kışın suya göndermiş kişilerden oluşan bir veli potansiyelimiz vardı, sporcu potansiyelimiz vardı. 40 sporcu ile başladık biz kış dönemine. Ama insanlara duyurarak yani havuza kışın da girilebileceği, sanılanın aksine kişiyi hasta etmeyeceği, aksine sağlığına daha çok bağışıklık sistemine fayda sağlayabileceğini anlatarak sporcu potansiyelimizi arttırdık. Kulübümüzün çalışmaları o dönemde başladı. Altyapı bizim için çok önemliydi. Biz mesela işte tayini çıkan veliler işte buradan ya da okul döneminde başka yerlere giden İskenderun'dan daha çok giden veliler oluyor. İstanbul, Bursa, Antalya gibi biz yani yüzme altyapısı olup da buraya giren sporcu çok az. Dolayısıyla biz kendi yağımızda kavrulmak için kendi sporcularımızı yetiştirmek zorundaydık. O dönemler 6-7 yaşlarında başlayıp şu an 17-18 yaşına gelen sporcularımız oldu. Hala antrenmana devam eden sporcularımız var. Altyapımızı kuvvetli bir şekilde kurduk ve kendimiz tamamıyla suya girmelerinden, suda durabilmelerine, işte yüzmede biliyorsunuz 4 teknik var. Serbest, sırt, kurbağalama ve kelebek. Bunları öğreterek onları bir yarışmacı sporcu potansiyeline getirdik. Ve ilk yıl katıldığımız Atay içerisinde düzenlenen BOTAŞ'ta 2003 yılında katıldığımız ilk müsabakada kimsenin bizden ümidi yokken 8-9 takım arasından Hatay üçüncüsü olduk. Bu da bizim için ilk kupamızdı. Çok anlamlıydı. Ve böyle başladık. Başarılarımız sırasıyla geldi. Geldiğimiz noktaya kadar aslında bir sürü başarılarımız var ama geldiğimiz noktayı sordunuz. Ona da söyleyeyim. 2 senedir zaten İskenderun'da biliyorsunuz Vali Zeki Şanal kapalı yüzme havuzu eksiklikleri dolayısıyla yıkıldı. Yıkılana kadar bizim sporcu sayımız lisanslı olarak 1100 civarındaydı. Aktif olarak devam eden 350 sporcumuz vardı. Yüzme ve su topu Evet. branşları ayrı ayrı. 350 sporcudan havuzun yıkılmasından sonra ne yazık ki şu anda yaklaşık 20-30 sporcumuz kaldı. Şu anda da küçük bir havuzda yüzme sporunu Tabii devam ettirmeye çalışıyoruz. pandeminin etkisi de tabii ki herhalde oldu. Yani spor antrenman yapamadığınız sonuçta herhalde bu kopmalar, yüzmeden kopmalar yaşandı gibime geliyor. Aslında tabii ki bütün dünyaya etkisi oldu pandeminin. Bütün dünyadaki sporlara etkisi oldu. Türkiye'de bundan nasibini aldı. Ama havuzu olan yerler yaklaşık bir 6-7 ay sonra pandemiden bir 6-7 ay sonra özel izinlerle çünkü milli sporcular var, katılmak zorunda oldukları yarışmalar var, bunlara hazırlanmak zorundalar. Kendi tesisi olan kulüpler çalışmaya başladı. Bu da bir avantajdı tabii ki onlar için. Ama bizim havuzumuz olmadığından dolayı da biz çalışmaları sürdüremedik. Yaz döneminde açık deniz antrenmanları yaptık, kara antrenmanları yaptık ve bu şekilde kulübümüzü ayakta tutmaya çalıştık. Peki Murat Bey, şimdi bu sporcular o günlerden aldınız, yetiştirdiniz, belli bir noktaya kadar taşıdınız. Bu taşıma sırasında milli sporcu yetiştirebildik mi? Uluslararası arenalarda yarışabilecek seviyelere gelebildik mi? Yani İskenderun'un, Hatay'ın dışında bir başarılar da elde edebildi mi bu kulübünüz? Küçük yaşlardan itibaren alıp yetiştirdiğimiz çocukları ilk yılımızda başlayarak çünkü İskenderun'daki yani denize olan bir memleket olduğu için her sitede de hemen hemen havuz olduğu için çok yetenekli sporcular var. Bunları alıp bizim kulübümüzün bünyesinde topladık ve onları antrenman ettik. İlk başlardan itibaren de başarı gelmeye başladı. Bizim bu zamana gelene kadar Türkiye'de yüzme branşında bayanlarda Samsun'da
İlk 5 başarımız var. Bireysel olarak Türkiye 6.'sı, Türkiye 12.'si çıkardığımız başarılı sporcularımız var. Su topu takımı olarak da 2017'de U19 yani 19 yaş altı bayan su topu takımımız birinci ligde Türkiye şampiyonu oldu. Türkiye'de 8 takım arasından bir tanesiydi. Bizim rakibimiz Galatasaray'dı. İzmir Büyükşehir Belediyesi oldu şimdi. Esti o zamanki adı. Bunlar Türkiye'de yapılan bütün sezonlarda kupayı müzelerine götürmüş iki takımdı. İskenderun bir ilçe, İskenderun Yüzme İhtisas bir ilçe takımı olarak Türkiye'de ilk defa bu iki takımın da dışına çıkıp bu kupayı alan tek kulüp. Yani U19 Sudopu takımımız 2017'de Türkiye şampiyonu oldu. Sudopu'nun en üst ligiydi bu çünkü birinci ligden üst başka bir lig yok. Bu süre zarfında da 12 tane milli sporcumuz oldu bizim. Tamamıyla kendi yetiştirdiğimiz milli sporcularımız oldu. Bu da bizim için ayrı bir gururdu. U15, U19, U17 ve büyük bayanlar olmak üzere 12 tane milli sporcumuzu Türkiye Su Topu Federasyonu milli takımına kazandırmış olduk. Murat Bey, şu aşamada havuz yok. Birinci ligde takımınız var. Antrenman yapamıyorsunuz. Yani ne bekliyorsunuz? İlgi var mı? Bir destek var mı? Bu konuda bir beklentiniz var mı? Bunu sormak istiyorum. Bizler bu çabamıza başlarken İskenderun'da çok daha fazla bir ilgi olabileceğini bekliyorduk. Aslında sportif anlamda ilgi çok fazlaydı. Herkesin de bildiği gibi havuzun çok eksikleri vardı. Buna rağmen çok başarılı sonuçlar elde ettik. Çok başarılı sporcular çıkardık. Ama bir futbol gibi, bir basketbol gibi, Türkiye'de revaçta olan spor dalları gibi İskenderun'da ne yazık ki yüzme ve su topu takımımız bu idari bazda diyeyim. Hani biliyorsunuz çünkü bir su topu takımını ya da bir futbol takımını ya da bir takımı idare etmek için deplasmana gideceğiniz maliyetleriniz var. Kendi içerinizde bir takım masraflarınız var. Bunları idare edebilecek yönetim çok isteyenler oldu ama maddi olarak eksik kaldık. Desteklerini çok fazla verenler oldu ama yine de istediğimiz potansiyeli olmadık. Çünkü biz kendimizi mücadele ettiğimiz kulüplerle baz alıyoruz, onlarla kıyaslıyoruz. Bir Galatasaray'ın bütçesiyle bizim bütçemiz arasında dağlar kadar fark var. Ya da Ege Su Sporları Kulübü, ST, şu anda İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğu, onların bütçesiyle bizim bütçemiz arasında dağlar kadar fark var. Büyükşehir belediyeleri ya da belediyeler bu işe el atmaya başladı. Bize Deniz Ticaret Odası destek oldu. 2007 yılından itibaren Deniz Ticaret Odası yüzme ve su topu takımlarımıza destek oluyor. Ancak daha da fazlası için, daha bir başarılı olmak için, çünkü bu saydığım, tekrar altını çizerek söylüyorum, bu Galatasaray, Antalya Spor, ODTÜ, Türkiye'de belli bütçesi olan ve isim yapmış kulüpler, bizler bunların arasında mücadele ediyoruz ve tutunabilmemiz için bizim de çok güçlü kurumlar ya da firmalarla sponsorluk anlamında desteklenmemiz lazım. Bizim sponsorluk boyutu zaten 2 haftada bir gidilen bir futbol deplasmanı masrafı gibi değil ya da bir basketbol masrafı gibi değil. Biz 4 kategoride U15, U17, U19 ve büyük bayanlar olmak üzere 4 kategoride birinci ligdeyiz. Bu 4 kategorinin toplam deplasman, yani ikişer deplasmandan 8 deplasman yapıyor. Bir de biz federasyon kupasına katılıyoruz. 2 deplasmanla oradan dediğinizde toplam 10 deplasmanımız var bizim bir sezonda. Yani bu bütçe zaten çok böyle dağlar kadar bir bütçe değil. O yüzden İskenderun'daki firmaların, ki biz bize sponsor olduklarında dediğim gibi Türkiye'de birinci ligdeyiz ve ulusal anlamda başarı gösterdiğimiz için de hem kendilerine bir reklam katkısı sağlar hem bize katkı sağlar ve böyle daha başarılı olabiliriz diye düşünüyoruz. Ama bu süreçte diğer bir sorunuz da hani ne yaptığınızı, nerede antrenman yaptığınızı veya bu boyutu nasıl korumaya çalıştığımızı sordunuz.
Bizler yazın deniz antrenmanı yaptık havuz olmadığından dolayı. Deniz antrenmanlarında tabii fayda sağladı ama dalga faktörü, tuzlu su faktörü ne derece etkili oldu bu antrenmanlarımız? Bunlar tartışılabilir. Kara antrenmanı yapıyoruz. Biz havuzun açık olduğu dönemde yaklaşık haftada 10 antrenman yapıyorduk. Ama şimdi bu 10 antrenmandan ne yazık ki yaz döneminde antrenman sayısı düştü. Şu anda da İskenderun'da 12,5 metrelik küçük bir özel havuzda çocuklarımız bu sporu çok sevdiğinden dolayı ve kopmamasından dolayı yeteneklerinin kaybolmaması açısından 12,5 metrelik havuzda mücadelemize devam ediyoruz. Kendi tabii biz de kendimize göre bir takım önlemler almak zorunda kaldık. Kendi çabamızda İskenderun'a bir yarı olimpik tesis kazandırmaya çalıştık. Yükseliş Koleji'nin arkasında devam eden bir inşaatımız var. Tabii biz imece usulü hem velilerimizin desteğiyle hem kendi imkanlarımızla bazı iş adamlarının desteğiyle oraya bir tesis kazandırmaya çalıştık. Ortaya çıktı. Pandeminin araya girmesi, ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik koşullar bizi çok rahat bırakmadı. Belli bir seviyeye getirebildik ama üstünü kapatamadık. Biz de bu kendi önlemimizi aldık ama sonuca ulaşamadığımız için hala bir bocalama yaşıyoruz bu konuda ne yazık ki. Yani bu konuda o zaman yüzme alanında değil ama kulüp anlamında bir tesisleşmenin ve bunun da gerçekten bir kaynak sağlanmanın şart olduğu aşikar. Kesinlikle. Yani bu konuda sanırım beklenti ve destek, sponsor konusunda bir arayış Evet. içerisindesiniz. Biz buradan yine insanlara duyuralım. Sponsorluk sanırım kulüplere yapılan amatör kulüplere de profesyonelliklerde de olsa belirli bir sponsorlukların vergiden de düştüğünü Evet, biliyoruz. evet. Bu konuda büyük bir destek inşallah olur. İnşallah. Çünkü yüzme sporu yani her tarafı deniz olan bir İskenderun'da çocukların burada yüzme sporunu sevmeleri sağlık için de çok önemli. Biraz önce sohbet ederken bundan da bahsetmiştiniz. Onun için ayağa kalkar, yüzme ihtisas, yeni kupalar, yeni madalyalar alır ümidiyle herkesin de destek olabileceğini tahmin ediyorum ben yine. Peki Murat Bey, yüzme dediğimizde sadece spor mu? Bunun çocukta sağlık, aynı zamanda eğitimine bir katkısı bu kadar yıldır bu süre içerisinde yaşıyorsunuz, görüyorsunuz. Neler var? Yani bir anne baba, bir ebeveyn çocuğunu yüzmeye gönderdiği zaman nasıl bir değişim gözleyebilir çocuğunda? Bütün sporlar gibi yüzmenin de katkısı çok fazla insana. Yüzmenin aslında faydaları saymakla bitmiyor. Yani mucize bir spor diye geçiyor tabii yüzme. Öncelikle çocuğun boy uzamasına %100 etkisi var gelişim döneminde. Bunu da şöyle kısaca hemen açıklayabilirim. İnsanlar doğduklarında ve eklem bölgelerinde bir boşluklar oluyor. Yaptığı spor branşı o boşlukların erken kapanmasına yol açabiliyor. Yüzmede sürekli yatay pozisyonda yaptığınız için bu boşluklara yük binmiyor. Dolayısıyla 17-18 yaşına kadar hızlı gelişim döneminde çocuk bu yaptığı spor branşında boşluklara yük binmeyecek şekilde çalıştığı için boy uzamasına %100 etkisi oluyor. Hani burada şöyle örnek verebiliriz. Halterciler ya da güreşçiler küçük yaşlarda ağırlığa maruz kalıyorlar. Boyları kısa kalıyor ama yüzmede böyle bir şey yok. Boy uzamasına %100 etkisi var. Kemiklerinin, kemik yapısının oturmasında, yağ kitlesinin olmamasına, sağlıklı gelişimine %100 katkısı var. Yüzme bir rehabilitasyon amacıyla da kullanılabiliyor. Belli sakatlıklarda vücut onda biri oranında suya girdiğinde ağırlığı düştüğü için belli sakatlıklarda rehabilitasyon amacıyla kullanılabiliyor. Tabii bu fiziksel gelişim, daha da bir sürü sayılabilecek gelişimleri var. Kışın suya giren biri kolay hasta olmuyor. Soğuğa karşı direnci artıyor. Hastalıklara kolay yakalanmıyor. Tabii zihinsel anlamda da rehabilite, yani rahatlıyor kişi suya girince. Çünkü biz hepimiz yoğun bir stres yaşadığımız günde eve gidip işte bir duş alayım, rahatlayayım diye söyleriz. Amaç orada suyun
tene temas etmesi. Biz yüzmede sürekli zaten suyun içindesiniz. Derslerine %100 olumlu katkısı var. Çünkü bilimsel olarak da açıklanmış bir şey var. Çocuk eğer kafasındakileri işte resim, müzik, beden eğitimi ya da başka bir aktiviteyle giderdiği zaman bilgiye daha çok yer açılıyor. Daha başarılı oluyorlar. Bizim geçmişten sınavlarına, işte üniversite sınavlarına ya da lise giriş sınavlarına girecek olan sporcularımız cumartesi, pazar sınavları olacağı zaman cuma gününe kadar antrenmanlara gelirlerdi. Belli bir plan, program içerisinde çalışırlardı ve ders başarıları çok fazlaydı. Hayatlarında disiplini öğreniyorlar. Plan ve programı öğreniyorlar. Sabah 5.30'da kalkıyoruz bizim sporcularımızla. Sabah 6'da suya giriyoruz. Saat 8'e kadar antrenman yapıyoruz. 8'de okullarına gidiyorlar. Derslerine akşam çalışabiliyorlar. Yani bir plan program küçük yaşlardan itibaren bu çocuklarda oluyor. Dolayısıyla hem sporda hem de derslerinde başarıları kaçınılmaz oluyor. Şimdi hocam yüzme ile ilgili en etken şey havuz. Yani eğitiminin, çalışmanın yapıldığı en büyük, en önemli tesislerden birisi havuz. Şu anda havuz yok. Tamam, denizde ve karada, kara antrenmanıyla birlikte siz bu eksikliği gidermeye çalışıyorsunuz. Nereye kadar? Yani ne olacak? Bir tarafta yarım kalan bir havuzumuz var diyorsunuz. Evet. Diğer tarafta bugünlerde açılmasını beklediğimiz belediyenin öncülüğünde yapılan bir olimpik havuz var. Yarı olimpik havuz var. Bir beklentiniz var mı? Yani bu sporcular milli takıma yetiştirdiğiniz, birincilikte mücadele eden sporcuların da olduğu bir kulüpte ne bekliyorsunuz, ne beklentiniz var? Buradan yani yetkililere, ilgililere neler söylemek istersiniz? Şimdi bizim 2002 yılından bu yana bir geçmişimiz var. 2000'li yıllarda bu pandeminin ortaya çıkmasıyla şu ana kadar geçen süreç 2 yıl. Biz 2000'li yıllarda zaten İskenderun'da havuz kapandığı için bu çalışmalarımızı az önce de söylediğim gibi kendi çabalarımızla yani tabiri caizse ittirerek götürüyoruz. Şimdi İskenderun'a bir değil birçok havuz kazandırılması gerekir. Bunlarla ilgili de Sayın Belediye Başkanımızla, Sayın Milletvekillerimizle görüşmelerimiz de var. Çok olumlu tepkiler alıyoruz. Kulübümüze zaten başarılarından dolayı bakış açıları bizler için çok olumlu. Görüşmelerimizde hep memnuniyetlerini dile getirdiler. Şimdi bundan sonrası için ne yapılabilir? Bunu konuşmak gerekir. Biz şu an yarın bir havuz açılsa, o havuzda çalışabilecek tek profesyonel kulüp biziz. Yani şu anda hazır yaklaşık 300 tane sporcumuz 2 yıldır bu havuzun açılmasını bekliyor. Tabii alttan gelecek kişilerin de bu havuzlarda iyi bir eğitim kadrosuyla iyi bir şekilde yönetilmesi gerekir. Sadece bizim kulübümüz açısından konuşmuyorum. Bu yüzme sporuna, Türk yüzmesine ya da Türk su topu sporuna burada birçok kulüp de kurulabilir. Bütün bu çerçevede düşünerek konuşuyorum. Oradaki kadronun da çok iyi olması gerekiyor. Bu havuzların açılacak olması bizim için çok çok büyük bir nimet. Ama buraların bizim gibi kulüpler tarafından amaçları doğrultusunda gerçek anlamıyla çalıştırılması ve bu amaca yönelik hizmet etmesi gerekiyor. Bununla ilgili de tekrar söylüyorum, belediye başkanımız gerçekten iyi niyetli, milletvekillerimiz iyi niyetli. Bu konuda açıldıktan sonra zaten gerisi gelecektir. Biz buraya Türkiye Şampiyonası da aldıracağız, biz buraya milli kamplar da aldıracağız. Her türlü organizasyonu yapacağız. Yani buradan Türk yüzmesine, Türk su topuna, İskenderun adını zaten belli bir seviyeye getirmiş olan bir kulübümüz var. Ve bundan sonrasında o bayrağı alıp daha da ilerlere taşıyacağız. Ya bu söyledikleriniz herhalde Murat Kaptanoğlu'nun önderliğinde kurulan bu İskenderun Yüzme İhtisası'nın hedefi gibi oluyor. Hedefinizde bunların dışında bir şeyler de var mı? Ya hedef aslında öncelikle havuz olması gerekiyor hedeflerinize ulaşabilmek için. Yani ben şu anda havuz kapandığında 2011-2012 doğumlu çocuklarımız vardı bizim. Yaklaşık 20 sporcuydu bunlar. İşte az önce bahsettiğim sabah 6'da suya girip 8'de okullarına giden grup. Bunlar pandemi dönemine, yani havuzun yıkılması dönemine geldiklerinde Adana'da katıldıkları müsabakalarda birinci oldular. Gaziantep'te katıldığı müsabakalarda birinci, Mersin'de katıldıkları bölge müsabakalarında birinci oldular. Şimdi bu çocukların önlerinde
yaşları geldi ve Türkiye Yüzme Federasyonu'nun Mart ayında yapılacak olan bir 11-12 yaş ulusal gelişim projesi, vize yarışları var. Bu çocukların hala hayali Türkiye'de final yüzebilmek ve bununla ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz şu çerçevede. Zaten biz bunlar için kopmadık yüzmeden. Yoksa başkaları gibi geriye çekilip hiçbir şey yapmadan oturup işte havuza çalsın öyle başlarız diye de düşünmedik. Şimdi ondan diyorum, hani iki senedir bekleyen ve şu yarın açılan bir havuzda profesyonel olarak çalışabilecek ekip İskenderun Yüzme İhtisası da var, hazır. Bu çocukların önü bir anlamda hemen açılacak, her an açılacak. Çünkü 12,5 metrelik havuzda çalıştırılan antrenmanla, olimpik havuzda çalıştırılan antrenman her şekilde fark eder. Hedefler havuz açıldıktan sonra daha da büyüyecek. Belki biz yüzme ve su topu diyoruz ama monopalet veya daha farklı branşlar, daha farklı branşlarda da bu çocuklar iyi bir noktaya gelebilecek. Çünkü biz bu çocuklara altyapıyı verdik. Şöyle söyleyeyim, altyapı derken biz yüzmeyle başlatıyoruz çocuklarımızı. Dört tekniği öğrettikten sonra yüzmede başarılı olabileceğine inandığımız kişileri yüzme takımımızda devam ettiriyoruz. Ama yaştan dolayı ya da yetenekten dolayı işte yüzmedeki barajları yakalayamayacak derecede olan çocuklarımız varsa bunları su topuna yönlendiriyoruz. O çocuk orada başarılı olamıyor ama su topunda başarılı oluyor. Kulübümüze başka bir branş daha katıp işte monopalet gibi ya da su altı hokeyi gibi bunları da katıp hedeflerimizi daha da büyütmek istiyoruz. Nitekim bu şekilde Türkiye'de su altı branşından milli olan da bir sporcumuz var. Hiç yüzmede ve su topunda başarılı olamadı. Ama İskenderun'daki diğer hocalarımızın da yeteneğini keşfettiği bir Neriman Yücel diye bir kızımız vardı. Bu da genç bayanlarda nefes tutma, apnea bir branşı var. Nefes tutmada 98 metre giderek gençler Türkiye rekorunu kırdı. Hedeflerimiz daha da büyüyebilir ama hedef imkanlarla alakalı. Biz istediğimiz kadar bir şeyler vermeye çalışalım ama yüzmede tesis çok önemli. Tesisiniz olmazsa belli bir seviyede kalıyorsunuz ne yazık ki. Evet, soru yorum programımızın sonuna geldik. Bugün İskenderun Yüzme İhtisas ve Su Altı Sporları Yönetim Kurulu Üyesi Baş Antrenörü Murat Kaptanoğlu'yla konuştuk. Yüzmeyi, yüzme sporunu tartıştık. İskenderun'un en büyük ihtiyacı olan yüzme havuzunu, buradan çıkacak olan sporcuların nerelere, nasıl hedeflere, milli takımlara gittiklerini konuştuk. Evet, bundan sonrası yine İskenderun'a yön verenlere kaldı. Bu kulübe, bu sporculara destek olun. İskenderun'a yüzme havuzu değil, yüzme havuzlarını kazandırın. Uluslararası arenalarda, milli alanlarda, birçok alanlarda yarışmalar düzenlensin. İskenderun'un sesi buradan dünyanın dört bir yanına duyurulur.